Sevgili arkadaşlar, Beykent Üniversitesi'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir içerikle sizlerle beraberiz ve bu içeriğimizde DC filmleri hakkında konuşacağız. Gotham'da değiliz. Beykent Üniversitesi'nin Taksim yerleşkesinde Beykent TV stüdyolarındayız ama buranın yani manzarası da Gotham'dan daha iyidir diyebiliriz. Direkt arkamızda Boğaz falan var. Sizin de buraya uğramanızı tavsiye ederiz. Öncelikle Zehra hoş geldin. Hoş bulduk. Kendisi hukuk öğrencisi, ikinci sınıf. Ben de Erdi, medya ve iletişim 3. sınıf öğrencisiyim. Zehra ile bugün DC filmlerinden bahsedeceğiz. Bugüne kadar yayınlanmış filmlerden, bundan sonra gelecek olan DC filmlerinin nasıl ilerlemesi gerektiğinden, nasıl formüller üzerinde gitmesi gerektiğinden bahsedeceğiz. Ama oraya girmeden kısa bir nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum. Nasılsın? Umarım iyisindir. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Böyle Süper. ufak bir nasılsın, iyisin faslından sonra bence fazla bekletmeden konuya girebiliriz. Şunla başlamak istiyorum. Yani DC filmlerinden bahsedince çoğu insanın aklına gelen şey tabii ki Kara Şövalye üçlemesi oluyor. Dark Knight üçlemesi. Hemen ben sana burada pası atmak istiyorum. Dark Knight üçlemesinde en beğendiğin film hangisi? En beğendiğim film hangisi? Aslında zor bir soru çünkü hepsi izleyiciye farklı bir tat veriyor. Ama sanırım Batman başlıyor, yani Batman Begins favorim. Çünkü Batman'in nasıl doğduğu, nasıl işte Gotham City'nin çöküşü çok güzel bir şekilde anlatılmıştı ve aslında biraz duygusaldı. Ben o duygusal tadı çok seviyorum. Tabii ki Dark Knight'taki Joker gerçeği asla kenara atılamaz. Zaten hepimiz Joker'i çok seviyoruz. Ama sanırım Batman Begins diyeceğim. Çoğunun aksine Dark Knight değil, Batman Begins. Ben burada çoğunluğa biraz daha uyuyorum ve Dark Knight'ı daha çok seviyorum. Çünkü şöyle bir durum var Dark Knight'ta, yani üçlemenin bence en güçlü filmi. Bununla birlikte Batman ve Joker arasındaki mücadeleyi anlatırken aslında arka planda işlediği o diğer konular. Batman ve Joker, bize Batman ve Joker'i sunarken onların özelinde temsil ettirdiği diğer değerleri çarpıştırması bence gören gözler için çok daha anlamlı şeyler ifade ediyor. O yüzden Dark Knight'ın yeri bende ayrı. Ama benim kendi şahsi sıralamam 3 film içerisinde Dark Knight, Dark Knight Rises ve Batman Begins şeklinde. Ama 3 filmde gerçekten özellikle Dark Knight çizgi roman filmi başlığı altında ben bu filmlerden daha iyi filmler görebileceğimize inanmıyorum. Ne DC elinin altından, ne Marvel elinin altından, ne de başka stüdyoların, başka çizgi roman şirketlerinin elinin altından. Çünkü gerçekten çizgi romandan biraz uzak olduğu eleştirisini getirebilsek de gerçekçiliği, gerçek dünyayla bu kadar iyi bir şekilde işlenmiş olması, ki bu zaten yönetmen Christopher Nolan'ın bir başarısı. Yani ona da değinmeden olmaz. Çizgi roman Kesinlikle. filmi hakkında konuşuyorsak Christopher Nolan biraz Övgüyü bayağı hak ediyor. çıtanın üzerinde, Kesinlikle. bayağı bir çıtanın üzerinde bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Dark Knight üçlemesiyle beraber mesela Watchmen var. Watchmen Zack Snyder'ın bence en iyi işi. Ki Zack Snyder böyle işler yapmaya devam etse, aslında Zack Snyder'a fazla hikaye yazdırmasalar daha iyi olur. Çünkü Watchmen filmi, Watchmen çizgi romanının kare kare bir yansıması gibi. Gerçekten çok değerli bir iş çizgi roman seven kişiler açısından özellikle. Bunlar DC'nin güzel işleri, hatırımızda kalan. Ama sonrasında özellikle Kara Şövalye yükseliyor oradan sonra. Bir çöküş söz konusu oldu maalesef. Kesinlikle. Evet. Bunun sebebi de aslında Marvel'ın sinematik evren kavramını iyi bir şekilde işlemesi ve buradan parayı kırması sonucunda yaşanan olaylar silsilesi. DC'ye de ya dedi, biz de biraz parayı kıralım dedi. Sonuçta para tatlı. Film stüdyoları da boşa dönmüyor, yani oksijenle çalışmıyor. Para lazım, para çevirmeleri lazım. Dark Knight filmleri güzeldi ama biraz daha açgözlülük yaptılar ve Man of Steel filmi çıktı, Superman, Çelik Adam filmi. Zack Snyder'a emanet etti. Gayet güzel. Keşke ikinci bir Superman filmiyle falan devam etselerdi. Öyle devam etmediler. İkinci bir Superman filmi çıkacağı duyuruldu. Ama dediler ki bu filmin içerisinde Batman de olacak. Tamam. Güzel, Batman olabilir. Sonra dediler ki Wonder Woman da olacak. Tamam. Yani hoş geliyor bu isimler kulağa ama tamam dedik, bu da iyi olabilir. Sonra Lex Luthor olacak, sonra Doomsday olacak, Flash olacak, Aquaman olacak, Cyborg olacak, olacak da olacak. Yani filmi karma karışık bir hale getirdiler. Resmen bir çorbaya çevirdiler.
Ve sonra bu kadar önemli karakteri, bu kadar fazla karakteri bir film içerisinde anlatamazsın. Marvel'ın bu kadar başarılı olmasının sebebi bütün karakterlerini ayrı ayrı filmler üzerinden ilerledikten sonra onları Avengers çatısı altında buluşturmaktı. Sen Batman'i mi anlatacaksın? Superman'i mi anlatacaksın? Wonder Woman'ı mı anlatacaksın? Ve bunu da iyi bir şekilde kotaramadıktan sonra çöktü film. Yani çok kötü yorumlar aldı. Yorumlarda da şöyle bir sıkıntı vardı. Yorumlayanlarda da böyle bir problem vardı ki adamlar filmin komedi unsurunun, eğlence unsurunun eksik olduğundan dem vurdular. Ya filmde o kadar hata vardı ki, filmin o kadar günah vardı ki bu takılınabilecek en son şeylerden biriyken insanlar buna takıldı. Ve sonra Warner Bros. Da aa dedi, biz dedi herhalde harbiden komedi eksik yaptık dedi ve Suicide Squad filmini çıkardı. Yani Suicide Squad filmiyle ilgili ben konuşmak istemiyorum çünkü konuşursam ağır konuşacağım. Ben de konuşmak istemiyorum. Yani gerçekten... Beklentinin çok altındaydım. Çok kötü bir film oldu. Kesinlikle. Yani komik desen komik değil, eğlenceli desen eğlenceli değil. Bir Joker karakteri yazmışlar, Jared Leto'ya ben üzüldüm. Çok da iyi bir adam, çok da iyi bir aktör ama öyle kötü bir karakter yazılmış ki... Yani gerçekten üzerinde konuşulmasına bile gerek duyulmayan bir film bence. Çok kötü bir film. Buradan zaten DC'nin ağzı bayağı bir yandı. Sonrasındaki filmler de bayağı kötü gittiğince Wonder Woman haricinde. DC biraz daha dedi ki ben bu sinematik evren içine bir ara vereyim. Biraz daha tekil filmlerden ilerleyeyim. Shazam, Aquaman falan. Teknik olarak baktığımızda sinematik evrene dahil olsa da daha kendi başlarına filmlerdi. Ve sonrasında esas işte bence DC'nin gitmesi gereken yolu gösteren film geldi bu sene. Bu senenin de zaten en çok konuşulan filmlerden aynen birisi öyle oldu. Joker. Joker filmi konusunda senin düşüncelerini ben merak ediyorum. Aslında söylenecek çok fazla şey var. Yani beğenen kitle çok fazla, beğenmeyen kitle belki daha da fazla. Bunun sebebini aslında çok dingin, çok durgun, durağan ilerlemesi olarak görüyorum filmin. Çünkü biz Joker'i hep böyle vurdulu kırdılı, işte biraz daha psikopat, psycho... Yani çizgi roman filmlerinden zaten aynen, daha ayrı bir tarzda, daha klasik. Daha farklı bir tat almıştık bu zamana kadar. Ama bambaşka bir senaryo, bambaşka bir Joker gördük aslında bu yılki Joker filminde. Ben açıkçası beğendim. Ben beğenen kitledenim. Neden? Çünkü burada izleyiciye geçirmek istenen şey aslında Joker neden Joker oldu? Buydu. Ve bence bu çok güzel yansıtılmıştı. Yani dansları olsun, şarkıları, müzikleri olsun. Ben zaten mest oldum. Ve Joker'le birlikte ben de yaşadım. O üzüldü, ben de üzüldüm. O heyecanlandı, ben de heyecanlandım. O öldürmek istedi, ben de öldürmek istedim. Yani bu çok iyi geçirilmişti izleyiciye. Ve bence bir filmi başarılı yapan bu. O yüzden bir çok ağır bir aksiyon aramamıştım zaten. Biraz daha karakter analizi yapılacak bir filmdi. Zaten bunun farkındaydım. O yüzden ben çok keyif aldım, çok tat aldım. Ve Joker'e de biraz hak verdim aslında filmin sonunda. Yani biraz zaten yönetmen ona, yönetmen ve senarist biraz bizi o şekilde hissettirmeye çalışmışlar, evet, film kesinlikle boyunca. Bu belli oluyor. Joker filmden ben de biraz bahsetmek istiyorum ki şöyle. Az önce de araya girdiğim gibi diğer klasik çizgi roman filmi şeyine baktığımız zaman o tarzın biraz dışında bir film. Dediğim gibi daha ağır bir tempoya sahip bir film. Daha az bütçeli bir film. Karakter odaklı, yönetmenin, oyuncunun, senaristin yani işin içindeki sanatçıların kendilerini gösterebilmelerine imkan sağlayan bir film. Bu yüzden ben bu filmi çok değerli görüyorum. Tabii ki eleştirilerin özellikle Martin Scorsese filmlerinden işte Taxi Driver'dır bilmem ne de o tarz filmlerden esinlenildiğine, bazı sahnelerin hatta neredeyse birebir olduğuna yönelik eleştiriler, bunlara karşı çıkacak halimiz yok. Todd Phillips de zaten genç bir yönetmen sayılır. Ama bu işin altından iyi kalktığına inanıyorum ve gelecek çizgi roman filmleri ve DC filmlerini etkilemesi açısından çok önemli bir film olduğunu düşünüyorum. Çünkü stüdyolar ya parayı basalım, parayı basalım, efekti basalım, film güzel olacak, ya öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Batman ve Superman'e kaç milyar dolar basıldı, kaç yüz milyar dolar basıldı, milyon dolar basıldı. Sonrasında 1 milyar barajını bile zor geçti. Ya bu film 50 milyon dolara yapıldı, 1 milyar barajını tek başına geçti. Yani aslında yani muazzam bir kar elde etti. Yani aslında izleyici güzel bir senaryo, güzel bir oyunculuk, güzel bir hikaye gördüğü zaman o salona gidiyor. Her şey görsel efekt demek değil. Ve DC'nin bu yönden elinin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Harika hikayeleri var, harika karakterleri var. Yani oturup 4-5 tane çizgi romanı, 4-5 tane hikaye, Killing Joke'tur, işte Long Halloween'dir, biraz Batman özelinden gidiyorum, Red Sun'dır. Bu tarz hikayeleri, Watchmen zaten uyarlandı. Bu tarz hikayeleri sinemaya aktarmaya çalışsan,
fazla bütçeye de gerek yok gerçekten. Harika işler başarabilirsin. Harika paralar kırabilirsin. Biraz daha onların dilinden gitmek gerekirse. Bu yüzden gelecek DC filmlerinin de bu şekilde ilerlemesi gerektiğine inanıyorum. Ne şekilde? Karakter odaklı, hikaye odaklı. Güzel hikayelerin, güzel karakterlerin var. Bunları değerlendirmen lazım. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben aslında tamamen katılıyorum. Çünkü Dark Knight üçlemesinden sonra bence DC hep bir düşüşteydi. Ta ki Joker'e kadar. Aslında izleyicinin ne istediğini anlamış oldular. Kesinlikle katılıyorum. Her şey görsel efekt değil. Yani bir anda işte bir şeylerin patlaması, bir şeylerin uçması gerekmiyor. Gayet dingin, gayet ağır tempoda ilerleyen bir filmin bile aslında iyi bir senaryoyla, iyi bir şekilde karşıya geçirdikten sonra çok büyük beğeni topladığını zaten biz bu sene ispatlamış olduk. O yüzden ben katılıyorum. Bu yoldan ilerlemesi gerektiğini DC zaten artık anlamıştır. Ne oldu ki araya girdim. Zaten yeni üçleme biliyorsun Batman'le ilgili yeni bir üçleme çekecekler. Robert Pattinson. Maymunlar Cehennemi'nin üçlemesini yönetmeni Matt Reeves çekecek. Hı hı. Başrolde de Robert Pattinson yeni Batman'imiz. Vallahi adam ilk duyurulduğunda şok bayağı olduk. Bir kızmıştım. Bayağı bir sinirlenmiştim yani artık bu kadar da olmaz diye. Çünkü Robert Pattinson'ı açık söylemek gerekirse Alacakaranlık serisinden tanıyordum. Bu tamamen benim eksikliğim. Lighthouse'dan sonra fikirlerimiz tamamıyla değişti. Çünkü adam Alacakaranlık'tan sonra öyle güzel işler çıkarmış, öyle güzel filmlerde, öyle güzel roller kesmiş ki. High Life olsun, en son Lighthouse olsun. Gerçekten oyunculuğunu bayağı ilerletmiş, bayağı sağlam bir performans izledik Lighthouse'ta da ve ben de iyi bir Batman olacağı hissini artık yarattı. Ben de öyle. Kaldı. Altından kalkacağını düşünüyorum. Çok da yakışacağını düşünüyorum. Kesinlikle ben de aynı şekilde düşünüyorum. O filmlerden de çok umutluyum ve o filmlerin de bence DC'nin artık konuştuğumuz şeylerin farkına vardığını düşünüyorum. Ve bu üçlemenin de dediğimiz şekilde, konuştuğumuz şekilde ilerleyeceğine inanıyorum. Böyle ilerlemesi lazım DC'nin. Bu üçlemeden umutluyum. Wonder Woman filmi geliyor. Birds of Prey de mesela konuştuğum sinematik evrene dahil ama dediğim gibi biraz daha kendi başına duracak gibi gözüküyor. Güzel şeyler bekliyoruz DC'den. Artık biraz da DC'nin yükseliş zamanı diye düşünüyorum. Şahsen DC'yi daha çok seven bir insan olarak bu beni heyecanlandırıyor. Bakalım Marvel'ın başarılarını yakalamasını bekliyoruz. Ekleyeceğim bir şey var mı? Ekleyeceğim bir şey yok. Aslında her şeyi anlattın. Ekstra bir şey söylemeye gerek yok. Umuyorum bundan sonraki yıllar DC'nin yükseliş yılları olur. Çünkü Marvel gerçekten beklenenin çok çok üstünde paralar kırıyor. beklenenin çok daha üstünde bir rating alıyor diyeyim. Ya ben kesinlikle DC'de daha fazla potansiyel olduğuna inanıyorum. Daha çeşitli karakter olduğuna inanıyorum. Tabii ki Marvel'ın karakter sayısı daha fazla. Ama çeşitlilik açısından ben DC'yi daha çok seviyorum. O yüzden bakalım bundan sonraki yıllarda umarım yükselişte olur, düşüşte değil de. Ki zaten artık kurdun dişine kan değdi. O yüzden Joker'den sonra otada aldılar. Aynen öyle. Aldılar. O yüzden bundan sonra yükselişte olacaklarına inanıyorum. Ben de aynı inancı paylaşıyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Ben de aynı keyif aldım. Umarım değerli izleyenlerimiz de aynı keyif almıştır. Bugün ilk defa böyle bir içerik denedik. Bundan sonra da eğer siz beğenirseniz bu tarz şeyleri denemeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.